Bu tabiiyet tabi ne derecede dikkatli olması gerekiyor? Her sözüne, her kavline ve başında birisini tayin ettiyse ona dahi. Mesela Hazreti Ali'nin meftunları bir hadisi şerifi bir noktada yanlış değerlendirdiler. Neydi o hadis-i şerif? Bismillahirrahmanirrahim. Men kuntu mevlahu fu aliyun mevlah. Ben kimin efendisiysem Ali onun efendisidir. Resul-i Ekrem bunu sallallahu aleyhi ve sellem hayatında buyuruyor. Ben kimin efendisiysem Ali onun efendisidir. Bu ne demektir? Sahabi-i kiram arasında üstün bir edebi öğretiyor Resul-i Ekrem. Ben gelemediysem, size Ali'yi gönderdiysem, bilin ki Ali ne söylüyorsa bendendir. Beni efendi tayin eden Ali'yi de efendi olarak kabul edecektir. Bir, sahabenin içerisinde bu edebi yerleştiriyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ondan sonra bir işareti de hilafet zamanınaydı. Hazreti Ali'nin vakti geldiği zaman, hilafeti ele alacağı zaman çok kargaşa çıkacak. Çok kargaşa çıkacak. Onun için bu konuya dikkat edin. Ben kimin efendisiysem Ali onun efendisidir. Fakat bazı gruplar bunu nereye aldılar? Efendimiz böyle dedi, işte Ebu Bekir nasıl halife olur? Ya Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak kabul eden Hazreti Ali sana ne oluyor arkadaş? Hazreti Ali kabul etmiş. Hazreti Ömer'i Hazreti Ali kabul etmiş. Hazreti Osman'ı Hazreti Ali kabul etmiş. Sana ne oluyor? Hazreti Ali'nin hakkı yendi. Hazreti Ali haza. Bak Hazreti Ali'yi aciz sıfatına koyuyorlar. Hazreti Ali orada benim hakkım deseydi hakkını alamayacak insan mı? Hazreti Ali Allah'ın arslanı ya. Hakkını yerde koyacak adam mı Hazreti Ali radıyallahu teala? Aciz sıfatına koyuyorlar Hazreti Ali'yi, bir de Hazreti Ali'yi övdüklerini zannediyorlar. Men kuntu mevlah fa'aliyun mevlah. Bu edebi öğretti Resul-i Ekrem. Ben gelemedim, birini gönderdim. He, o biri sizin başınıza tayin ettiğim, ben gönderdiysem ona tabiiyet de sizi bana getirir. Bana tabiiyet nasıl sizi Allah'a götürüyorsa. Subhanahu ve teala. Allah Allah. Öyle bir tabir mi var? Resul-i Ekrem'e tabiiyet Allah'a mı götürür? Siz Resul-i Ekrem'i ilahlaştırıyorsunuz. Böyle bir edepsiz yapı var şu an. E biz demedik ki onu ya. Bu sözü biz demedik ki. Bunu Allah dedi, ona da mı itiraz edeceksiniz? Kim Allah'ı seviyorsa bana tabi olun de diye emir geldi Resul-i Ekrem'e. Estağfirullah, bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyeceksin sahabe-i kirama. Ümmetine böyle söyleyeceksin diye emir geldi Resul-i Ekrem'e. Sallallahu aleyhi ve sellem.